Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir iddiası var. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi, aslında böyle iddialarla gündeme gelmek çok hayırlı şeyler değil. Çünkü iddia loto, iddia toto oynanmaya başlandı ve isimler havada uçuyor. Kimin nerede kadri varsa isimlerini bir şekilde koyduruyor. Dün sosyal medyada şöyle tuhaf bir gezinti yaptım ve inanın ki inanılmaz yerlere tuhaf tuhaf başkan adayları gösterildiğini ya da gösterilmeye hazırlandığını gördüm. Elbette ki hem ağzımla hem de başka organlarımla güldüm. Sonuç itibariyle siyaset denilen şey bir siyasal okumayı beraberinde getirir. O siyasal okumada elbette ki bir saniye bir sonraki saniyenin aynısı olmayabilir siyasette, ama isimler bir öncekinin aynısı iken o ray değişebilir mi? Ona bakmamız lazım. Çünkü burada ciddi bir ray değişikliği var. Şimdi iki ayrı gazete, iki ayrı görüş. Bakın Cumhuriyet ne diyor? İstanbul için Ergün Turan ismi diyor. Ben ilk kez duydum. Kentsel dönüşüm tartışmaları sürerken TOKİ kökenli iki isim belediye başkanlığı adaylığında öne çıktı. Ankara'da İbre kuruma döndü. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İbre'nin İstanbul için adı geçen Kızılcahamamlı eski bakan Murat Kurum'a çevrildiği belirtildi. İstanbul için ise masadaki isim Trabzonlu Ergün Turan. Vallahi Ergün Turan ismi, evet, şey içerisinde, zaman içerisinde bir şekilde duyduğumuz isimlerden bir tanesidir. Unuttuk. Çünkü siyasetin böyle bir şeyi var. Siyasetçilerin kendisinin dışında artık hepimiz belli isimleri unutuyoruz ve unutma aklımızı kullanıyoruz. Çünkü beyin hücrelerimizi gerekli gereksiz bir sürü isimle yeterince doldurduk. Ajandamız bir sürü gerekli gereksiz isimle yeterince dolu. Peki Cumhuriyet bunu söylerken Sözcü Gazetesi'nin iddiası ne? O daha ilginç bir iddia. Özellikle Ankara konusunda ilginç bir iddia var. İmamoğlu'na kimin rakip olacağı netleşiyor. Sözcü diyor ki az önce Cumhuriyet'in Ankara'ya düşünülüyor dediği Murat Kurum'u getiriyor. Nereye koyuyor? İstanbul'a koyuyor. İstanbul için Murat Kurum öne çıktı diyor. AK Parti 2019'da kaybettiği İstanbul-Ankara belediyelerini almak için güçlü aday arıyor. İstanbul'da eski bakan Murat Kurum'un, Ankara'da ise eski bakan Ziya Selçuk'un. Ziya Selçuk hepimiz hatırlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem de pandemi döneminde bir hayli zor bir dönemde biliyorsunuz başlaydı. Sevilen bir bakandı ve kendi isteğiyle affını istedi, yani istifa etti diyebiliriz. O istifa etmeyi de affını istemek gibi enteresan bir şey, terminoloji geliştirdiler. Af maf değil işte, yani çekip gidiyorsunuz ya da kalıyorsunuz, artık tercih sizin. Affını isteyen bakanın eğer geçerse en azından yani ikisinin de nazik, yani toparlayacak olursak ikisi de nazik isimler. Yakından tanıyorum, bir şekilde hani konuşmuşluğumuz ve hukukumuz var. Sayın Murat Kurum da nazik bir isim. Yaptığı birçok şey eleştirildi, birçok şey de alkışlandı. Sayın Ziya Selçuk da keza saygın bir insan, yaptığı birçok şey eleştirildiği gibi ondan sonrasında yerle yeksan edilen tedrisatla bakan gerçekten melek gibi kaldı. Ama bu belediye bambaşka bir iş. Acaba yapabilir mi, yapamaz mı? İsimler havada uçuşacak, daha konuşacağız. Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tamamlanmak üzere. İstanbul ve Ankara için son sözü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli söyleyecek. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Cumhur İttifakı'nda yerel seçimde hedef İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere muhalefetin elinde bulunan belediyeleri kazanmak. AKP ve MHP'li heyetlerin görüşmeleri ise tamamlandı. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski güllerini mumla arar hale geldi. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Adaylar konusunda son sözü Erdoğan ve Bahçeli'nin söylemesi beklenirken diğer partilerin Cumhur İttifakı'na destek verip vermeyeceği de merak konusu. Sadece Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhur İttifakı'nın bir talebi olması halinde bunu yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edebiliriz demiştik. Ama bugüne kadar herhangi böyle bir talep olmadı. 81 ilde aday çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi bu zamana dek bir büyükşehir, bir il, 5 belde ve 42 ilçede adaylarını açıkladı. 2 Aralık'ta da 100 adayı ilan edecek. Erbakan'ın partisi 3 büyükşehir için kapıları henüz kapatmış değil. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.
Ve Cumhur'un destekçileri Hüdapar'ın yerel seçimlerde aday çıkarmaması ve AKP'ye destek vermesi bekleniyor. Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin ise Türkiye'nin birçok yerinde AKP'yi desteklemesi, ilçe ve beldelerde ise kendi adaylarıyla yarışa girmesi planlanıyor. 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?